Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM İdare Amiri MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Millet İttifakı'nın HDP ile işbirliği yaptığını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, özellikle CHP ve İyi Parti'yi, sonra da altılı masada yer alan diğer partileri çok sert bir dille eleştirdi. Demi söyledi Canan Kaftancıoğlu denen bir hain için ilk tepki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan ilk tweette İyi Parti'nin genel merkezinden atıldı. Dikkatinizi de çekiyorum. Bakın bir Yunanistan'la mücadele verirken İstanbul Belediyesi Yunanistan'ın günleri yapıyordu bu ülkede. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Benim dinimle, imanımla, diyanetimle dalga geçip küfür edenlerle işbirliği halinde. Bunu yapan kim? Bizi sırtımızda vuranlar. Bunların sayesinde bizden olduğunu iddia edip bizi sırtımızdan vuranlar, bunların sayesinde Mersin'de kendi belediye başkanları mahpus eder dedi. HDP'nin sayesinde dedi, biz bu belediyeyi kazandık dedi. PKK bayrağı astılar utanmadan. Biz utanıyoruz. Biz Türk milleti olarak utanıyoruz. Bunların iş başına olmasından utanıyoruz. Ve biz size güveniyoruz. Sizin sayenizde bunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde boyunun ölçüsünü alacağına inanıyorum. Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. İşte konu ile ilgili haber. Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM İdare Amiri MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti kurduğunu ilan edenler, bir taraftan AK Parti'yi sırtından hançerleyenler, diğer taraftan AK Partilerin eskilerinden olup Selahattin Demirtaş'ı bırakmazsak cezaevine gidip ziyaret edeceklerini söyleyenler, bir taraftan bizi sırtımızdan vuranlar, bir taraftan bu ülkenin demokrasisi önemli bir yeri olan Demokrat Parti'yi arka bahçesi yapanlar ve bir taraftan da bütün emperyalist sosyalist siyasetini alarak Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısına dikilmiş, Millet İttifakı'na destek vermiş bir HDP, HDP teröristtir, teröristin bahçesidir. Bunu ben demiyorum, Selahattin Demirtaş diyor. HDP, Abdullah Öcalan'ın bir projesidir diyor. Bizi sırtımızdan hançerleyen Meral Akşener de HDP siyasi bir partidir diyor. HDP ne kadar bir siyasi parti ise sen de o kadar bir siyasi partisin. HDP ile teröristle işbirliği yapanlar teröristtir. Terörist işbirlikçisidir dedi. Erkan Haberal, Finlandiya'nın NATO'ya girmesine destek verdiklerini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de tepki gösterdi. TBMM İdare Amiri MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal yaptığı konuşmada Türkiye'nin terör örgütü PKK ve FETÖ üyelerine destek veren İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğini açıklamasının bir güvenlik örgütü içinde güvenliğimize zarar veren ülkelerin bulunmasına karşı çıkmamızı ve NATO'ya üyelik için teröre destek kesmelerini istememizi kusur olarak gören CHP'li Ünal Çeviköz kimden yanadır? Hele de büyükelçilik yapmış birinin Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında teröre destek konusunu gündeme getirmesine taktik bir hata demesi kabul edilemez. Bir açıklama olmakla birlikte bilerek ve isteyerek ihanete kapı aralamaktır. NATO gibi bir güvenlik örgütü içinde güvenliğimize zarar veren ülkelerin bulunmasına karşı çıkmamızı ve NATO'ya üyelik için teröre desteği kesmelerini kesmemizi kusur olarak gören CHP bu duruşu ile terör yatağı Finlandiya ve İsveç yanında Türkiye'nin karşısındadır. Böyle bir durumda hangi yüzle milletin huzuruna çıkıp da destek isteyecekler? Biz CHP'nin başı çektiği 6 artı birlik yuvarlak masasının yanlışlarını, ülkemize verebilecekleri zararları, demokrasi ve özgürlük güzellemelerin arkasına sığınarak terör örgütleriyle kurdukları münasebetleri bir bir anlatmaya devam edeceğiz dedi. Bu güç çıkmış kendilerinin iktidar olacağını, sistemi değiştireceklerini, cumhurbaşkanı seçip o kadar çoğunluğu alıp bir daha seçim yapıp, bakın bir daha referanduma gidip sistemi değiştirmek için birisinin başbakan olacağını, tekrar aynı oyu alıp birisinin cumhurbaşkanı olacağını iddia ediyorlar ve böyle bir şey yayınladılar. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bunu söyleyen kim? 6 partinin imzası var. Bu güçlendirilmiş parlamenter sistemde bunların hayalleri ne? Umutları ne?
ne bekliyorlar? Şöyle çıkarttım. Önemlilerini sizle paylaşmam lazım. Seçim barajı diyorlar %3'e düşürülecek. Niye? Seçim barajı bu ülkede niye %3'e düşürülür? Bütün etnik unsurlar, bütün buradaki, yanlış ifade kullanmak istemiyorum unsurları kırmamak için, ama Türkiye Cumhuriyeti aleyhine ve istemeden de Türkiye Cumhuriyeti aleyhine olmasa bile orada olmak isteyen ne kadar küçük unsur varsa, yani buna ne diyebilirsiniz? Aşiretler diyebilirsiniz, sülaleler diyebilirsiniz, mezhepler diyebilirsiniz, dernekler diyebilirsiniz. Bir çoğunluğu elde eden oraya meclise girsin, temsil edilsin. Yani Türkiye'yi bölmenin, parçalamanın, içine dinamit atmanın ilk adımlarından bir tanesi. İlk maddeyle bu anayasa önerisinde güçlendirilmiş parlamenter sistemde, bakın çok değerli Kütahyalılar, 1946 yılından bugüne kadar 51 hükümet gelmiş bu ülkede, ortalama ömür 1,5 yıl oldu. Bunu bilmezmiş gibi parlamenter sistem, güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyorlar. Bir anayasa taslağıyla çıkıyorlar ve bu anayasa taslağının altında olan şey Türk değil, Türk birliği değil, Türk menfaati değil. Bazı unsurların birliği, beraberliği ve Türkiye'yi nasıl dinamitliydi üstüne kurulmuş. Milletvekili seçimlerinde diyor, %1 olan oy alan partiler hazine yardımı alacak. Burada diyor, burada altına imza atmışlar. Yani ne demek biliyor musunuz? Ben diyor, bütün bu unsurları sokamasam, bazıları %1 alsa da diyor, ben bu unsurları sizden aldığım vergilerle denetleyeceğim diyor, destekleyeceğim diyor. Bunu diyen kim? Bu altın işte, Millet İttifakı. Daha Cumhurbaşkanını bile açıklayamayanlar. Bu aynaları Cumhurbaşkanının veto yetkisine son verilecek. Cumhurbaşkanının veto yetkisini son vermek ne demek biliyor musunuz? Çok değerli Kütahyalılar. Cumhurbaşkanının veto yetkisine son vermek demek. Allah korusun. Mümkün değil ama oldu. Çoğunluğu ele geçirdiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğüne karşı bile çıkaracakları bir yasayı Cumhurbaşkanı oradan ne yapacak? Veto edemeyecek. Yani diyecek ki biz istediğimiz yasayı çoğunluğu aldık geçireceğiz. Bunu yapan kim? Bunu yapan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduğunu iddia eden CHP ve yandaşları. Geliyorum. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nun tek başına OHAL ilan etme yetkisi olmayacak. Bunu söyleyen kim? Bu altılı masa, Millet İttifakı. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu OHAL ilan edemeyecek. Yani Allah göstermesin, bir 15 Temmuz daha yaşasak bu ülkede darbe olacak. Yani bu ülkede Amerika'nın Orta Doğu'daki temsilcisi HDP, emperyalistlerin temsilcisi HDP ve bütün dünyadaki temsilcisi FETÖ bir daha bir ayaklanmaya, kalkışmaya cesaret edecek ve karşısında biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne yapacağız? OHAL ilan edemeyeceğiz. Mevcut unsurlarla, mevcut güvenlik güçleriyle bir mücadele vereceğiz. Allah'a şükür ki böyle bir şey yapmalarına siz müsaade vermeyeceksiniz. Bakın, Anayasa Mahkemesi ve ayın kararlarının derhal uygulanması sağlanacak. Burada yazıyor. Bu rezaleti sizle paylaşmam lazım. Çok değerli ağabeyim, hukukçu olarak ne dedi? Kaptancıoğlu dedi. Ne dedi? Kavala dedi. Demirtaş dedi. Yaptığı hainlikleri anlattı. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Selahattin Demirtaş hapisten çıksın diye vermiş olduğu karar var. Kavala hapisten çıksın diye vermiş olduğu karar var. Ve daha bir sürü teröristin şu anda Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Savcılarınca suçlanmış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yargısınca yargılanmış, cezaevinde yatanları ben diyor çıkartacağım. Neyle diyor? Bu maddeyle diyor. Anayasa Mahkemesi ve ayın kararlarının derhal uygulanması sağlanacak diyor çünkü. Yani diyor sen, ben kararı Avrupa'da vereceğim, hemen siz arkadan dolanacaksınız, cezaevlerini boşaltacaksınız. Ondan sonra güçlendirilmiş parlamenter sistem diyeceksiniz ve onu getirip bu kitaba koyacaksınız.
Türk milletine de ilan edeceksiniz. Ama bir cumhurbaşkanını açıklayacak, adayınızı söyleyecek cesaretiniz bile olmayacak. Dahası seçimle gelelim. Bakın bu çok önemli. Şimdi size bir şey göstereceğim. Seçimle gelelim. Seçimle gitmesi güvence altına alınacak. Kayyum uygulamalarına son verilecek. Yani ne diyorum biliyor musunuz? Ben diyor, biz diyor bu altılı millet ittifakı olarak seçildik, başa geldik. Parlamenter sistemi kurduk. Ama diyor bu doğuda da nüfus fazlalığından ve çeşitli sebeplerden HDP'nin aldığı belediyelerde o belediye başkanları devam edecek diyor. Neye devam edecek diyor? Teröristlere yardım etmeye, teröristleri desteklemeye, onların her türlü ihtiyacını karşılamaya, onların her türlü tedavisini yapmaya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni diyor, biz o belediyelerle beraber yıkacağız. Onun için siz bunları görevden alamayacaksınız diyor. Bunu söyleyen utanıyorum. Bunların içinde kendilerini millet ülkücü sayanlar var, utanıyorum. Ama bakın, söylemem lazım, anlatmam lazım. Bu Başak Demirtaş, bu Başak Demirtaş, yanındaki Eyüp Doğru, terörist, yanındaki İmamoğlu'nun eşi, beraberler. Ama söylemem lazım, niye o belediye başkanlarının alınmasını istemiyorlar? Bundan sebep, Mardin Belediyesi'nden terörist mezarlığına yardım, teröristlere mezarlık yaptıracakları için istemiyorlar. Bunlar terör suçlarından ihraç edilenlerin tekrar Diyarbakır Belediyesi'nde işe başlatmak için istemiyorlar. Bunlar Diyarbakır Belediye Başkanı'nın bayramda ilk işi terörist mezarlığını ziyaret etmek olduğu için görevden alınmasını istemiyorlar. Bunlar Diyarbakır Belediyesi... Adım adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma programına MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, MHP Milletvekili Ahmet Erbaş, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya Belediye Başkanı Alem Işık, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı İsmail Çağlar Bayırcı, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, MHP İlçe ve belde belediye başkanları, muhtarlar, sendikalar, STK başkanları ve partililer katıldı.